kanser teşhisi konulduysa tedavisine devam edecek. İşte bende bir şey yok mantığı var hocam. Bir de bizde böyle bir olgu var. Bana bir şey olmaz. Şimdi öyle de var. Çok bilinçli insanlar da var. Aşırı korkulu insanlar da var. Tabii iki uç olmasın. Yani çok aşırı illa bende bir şey var mı bir şey var mı korkusu değil. Ama muntazam aralıklarla kime gidiyorsa hekimine güvenip bir de çok şey bir hastalık, yani çoğu zaman çok nadir zor teşhisle çok net bir hastalık. Teşhis vasıtaları iyi, teşhis araçları iyi. O nedenle rahat olsunlar. Tabii hastalık olmasın ama hastalık olduğu zaman da tedavisi var. Tedavi olduktan sonra da düzgün bir şekilde takiplerini yaptırsınlar, kontrollerini yaptırsınlar. Ve morallerini de yüksek tutsunlar. Tabii. Hastalıklarda moralin yüksek olması. Tabii yani kanserde, kanser gibi hastalıklarda, her hastalıklarda evet. Hani moral, immün sistemi, bağışıklık sistemini güçlendirirsek hastalıklarda daha iyi seyreder. Zehra Hocam, genetik yatkınlık olmayan genç hastalarda travma testleri nasıl olmalıdır? Evet, genetik yatkınlık olanlarda genetik testlerin yapılması lazım. Daha sık, çok ciddi mamografik tetkiklerinde eğer pozitifse bu testler yapılması gerekir dedik. Ama diğer grupta, diğer genç hastalarda bu kadar detaylı tetkike gerek yok. Sadece kişinin kendini muayenesi. Yılda bir hekime gelip muayene olması ve çoğu zaman da belli bir yaşın altında kötü huylu tümörler beklemediğimiz için sadece ultrasonla yılda bir tetkikte yarar var. Bunlar da ultrasonla tanı koyabileceğimiz fibroadenomlar, gençlerde gördüğümüz kistler, nadir olarak filoides tümörler ve kanal içi papillonlar. Kanal içi papillonlar. Bunları daha çok görüyoruz. Bunları yakalamış oluruz. Hemen ameliyat etmiyoruz. Takip ediyoruz genç hastalarımızı. Genç hastalarda yapacağımız tetkikler bunlar. Çok şüpheli bir şey olursa o zaman mamografi veya meme MR'ı isteriz. Evet. Mamografinin faydalarından bahsettiniz hocam. Peki, mamografinin zararları da var mıdır? Mamografinin zararları tartışmalı. Şimdiki aletler daha az ışın veriyor deniyor. Evet. Ve biraz bu tartışmadan dolayı genç hastalara mamografi çektirmekten kaçınıyoruz. Yani gereksiz yere mamografi yapmıyoruz. Onun için 40 yaşın üzerindeki hastalara. Ama şöyle de bir bilgi var, mamografide alınan ışın uzun bir uçak yolculuğunda alınan ışına eş değer diye. Yine de tabii tedbirli olmakta yarar var. Gereksiz film çektirmekten, mamografi yapmaktan kaçınmamız gerekiyor. Ama senede bir defa da? Ultrasonografi, muayene, kendi elle muayene edecek. Bize gelecek, biz muayene edeceğiz, bir de ultrasonografi isteyeceğiz.